hülle evliliği yapmak üzere imiş. Rakam pazarlığı yapılmış. 50 bin dolarını peşin veriyorlar. 50 bin doları da oturma izni çıktıktan sonra, ayrıca bu arada skoy vermesin diye aylık 2500 dolar da maaşa bağlanmış durumda. Ki zaten bu FETÖ'nün yurt dışında yapmış olduğu bir sistemmiş. Sürekli olarak bunu zaten yapıyorlarmış. Yavuz Atalay akşamdan Washington'dan bu isme bile ulaşmış. Yani evlenilecek olan ismi bile saptamış bugün. Akşam gazetesinde var. Bir paralel düğün var yani. Vallahi bilmiyorum. Ama bir evlilik değil. Ne diyorsun? Abi bunlar böyle sahtekarlık. Bunların her hayatları sahtekarlık olduğu için böyle hülle evliliği, bu sahte evlilikler falan yaparlar, bunlar ne olacak yani? Bunu şimdi bu Fethullah en büyük sahtekar bu zaten. Şey en söyleyelim. Sahtekar en büyük sahtekarlığı yapacak. Hikayeyi söyleyelim. Şimdi Fethullah Gülen'in şeydeki, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki statüsü vatandaş statüsü değil. Dolayısıyla hani belli haklardan belli ölçülerde istifade edebilen bir statüsü var. Ama vatandaş statüsü alırsa o zaman iade süreci diye bir şey ortadan kalkmış olur. Şu var tabii, onu da bilmeleri lazım. Onda tabii kanunları da geçerli. Evlendiği takdirde evlenmez, vatandaşlık statüsüne geçemez. Değil tabii, doğru. Ondan sonra bunun belli bir süreci var. Şu sürecinde ayda 2500 dolar vazgeçmesin diye. Evli olarak kalmış olması lazım ama. Abby Pascaline'miş kadının adı. Efendim? Abby Pascaline. Abby Pascaline çok uygundur. Onaylıyorsun yani. Onaylıyorum. Abby Pascaline uygundur ama şu.